Cinema 4D'de oluşturmuş olduğumuz belge üzerinde bazı ayarlamalar yapabiliyoruz. Bunlar Project Settings olarak karşımıza çıkıyor. Project Settings normalde sağ tarafta Attributes et paneli içerisinde görünür. Bunu Edit üst menüsü Project Settings komutuyla da açabilirsiniz. Normalde farklı bir obje seçiliyse veya farklı bir işlem yaptıysanız burada onu göremeyeceksiniz. Ancak Edit üst menüsü Project Settings komutuyla bu özellikleri açabileceğiniz gibi Macintosh kullanıcıları komut D kısa yolu, Windows kullanıcıları da Ctrl D kısa yolunu kullanarak Project Settings özelliklerini açabilirler. Proje ayarlarına baktığımızda ilk olarak Project Settings başlığımız var. Burada Project Settings üzerinde ilk ayarlamamız Scale. Scale 1 değeri var ve yan tarafında da bir ölçü birimi var. Bu ölçü birimi Sadece bu belgeye ait değiştirebileceğimiz ölçü birimleri vardır. Yani yapacağınız çalışmaya göre burada ölçü birimlerini değiştirebilirsiniz. Ancak tavsiyem santimetre olarak kalmasıdır. Alt tarafta animasyonla ilgili süre ve kare sayısı değerlerimiz var. FPS frame per second tın kısaltması yani bir saniye içerisine geçecek kare sayısı, geçen kare sayısı bu 30 olarak kalabilir veya bunu 24 olarak da direkt değiştirebilirsiniz ki bunu buradaki ayarlamadan da yapabiliriz. Alt tarafta minimum time ve maximum time var. Şu time var. Bu timeline üzerinde bulunan alanı gösteriyor ve şu anda zaten 0 ve 90 frame olarak burada ayarlanmış durumda. Buradan da değişiklik yapabileceğiniz gibi buradan da yapacağınız değişiklik aynı şekilde yansıyacaktır. Biraz daha aşağı doğru inelim. Burada ayrıca Preview Minimum Time ile Preview Maximum Time bölümünde şuradaki timeline üzerinde gösterilecek olan süreyi ya da kare sayısını yine buradan belirtebilirsiniz. Alt tarafta Level of Detail var. Level of Detail şu işe yarayacak. Çok yoğun bir projeyle çalışıyorsanız bu proje üzerinde çalışırken Level of Detail yani detay gösterim seviyesi %100 olduğu için Cinema 4D biraz daha yavaş çalışabilir. Bunu... Çalışmanızı biraz daha hızlandırmak için buradaki level of detail değerini %50'ye veya %60'a düşürerek daha hızlı ve efektif çalışmayı sağlayabilirsiniz. Yine çalışmamız içerisinde animasyon veya motion sistem gibi özellikleri kullanacağımız için bu tür özelliklerin aktif olması burada bizim için iyi bir nesne oluşturduk. Bir küp oluşturduk az önce üst tarafta küp butonuna tıklayarak ve karşımıza gelen küpün rengini burada gray blue, gri mavi olarak karşımıza çıkıyor. Bunun haricindeki seçeneklerde %80 gray veya custom seçeneği var. Ayrıca alt taraftaki color bölümünde de tıklayarak color picker penceresinde de dilediğimiz herhangi bir renk tonunu ayarlayarak bu belge içerisinde yeni oluşturulan objelerin rengini belirleyebiliriz. Buradaki ayarlamanın gray blue olarak kalmasını tavsiye ederim. Çünkü ben dersimi anlatırken bu şekilde kalacak. Alt tarafta view clipping var. View clipping de gösterim kesmesi olarak Türkçe çevirdiğimizde karşımıza geliyor. Ama bu neyin kesmesi? Şöyle birazcık nesneye doğru yaklaşıyorum. Biraz daha biraz daha. Bakın nesnenin neredeyse içine kadar girmiş durumdayım ama burada tam olarak nesnenin iç tarafını, bu objenin iç tarafını göremiyorum. Buradaki medium'u örneğin hug olarak ayarlarsak bu şekilde bakın biraz daha çok fazla yaklaşmamış olmama rağmen hemen burada nesnenin içerisini, nesnenin içini göstermeye, o bu objenin içini göstermeye başlıyor. Bu çalışmanız esnasında sizin de alışkanlıklarınıza veya ihtiyacınıza göre şekillenecek bir şey. Bunu medium olacak şekilde tekrar bırakıyorum. Bir sonraki seçeneğimiz info seçeneği. Info seçeneğinde bu belgeye ait işte tasarımcı belgeyle alakalı bilgileri yine burada ekleyebilir. Temel bir metadata oluşturabiliriz. Dynamics bölümü Broadcasting işler yapılırken e, kullanacağınız özellikleri burada gösteriyor. Referencing bölümünde referans alınmış dosyalar veya bilgiler varsa bunlar gösterilebilir. Tudu bölümünde de yapılacaklar listesi, bu yapılacaklar listesi çalışma süreciniz içerisinde veya ekibinizde bir sanat yönetimini varsa veya ekip arkadaşlarınızla birlikte çalışmanın farklı farklı bölümlerini hazırlıyorsanız o zaman değiştirilecek veya yapılacak ekstra işleri buraya not olarak ekleyebilirsiniz. K Interpolation'da da özellikle ihtiyacınız varsa değiştirebilecek ayarlardır. Yoksa bunlar üzerinde herhangi bir değişiklik yapmanızı tavsiye etmiyorum. Cinema 4D'nin farklı eğitimlerinde buradaki ayarlarla alakalı yeni bilgiler veriyoruz.